Arkadaşlar herkese merhabalar diliyorum. Umarım herkesin keyfi yerindedir. Python ile zaman serisi analizi eğitimimize kaldığımız yerden tüm hızımızla devam ediyoruz. Bir önceki videomuzda otokorelasyon ve kısmi otokorelasyon fonksiyonları üzerinden istatistiksel anlamlılık testi dediğimiz Q istatistik yapısını birlikte öğrenmeye çalışmıştık. Artık bir zaman serisi yapısının durağan olup olmaması konusuna veya durağanlığının veya durağan olmadığını nasıl test edebiliriz? Bununla ilgili yine bazı konuları öğrenmeye başlayacağız. Şimdi ana yapı olarak arkadaşlar bir zaman serisinin durağanlığı iki şekilde test edilebiliyor veya gözlemlenebiliyor. Bunlardan ilki grafik yöntemi, diğeri ise yine bildiğimiz istatistiksel testler üzerinden tespit etme yöntemleri. İlk olarak tabii ki grafik yöntemine bakacağız arkadaşlar ama daha fazla kullanılan, aktif olarak kullanılan istatistiksel test yöntemleri bunun üzerine daha fazla durmaya çalışacağız. Grafik yöntemleri bizlere durağanlık hakkında bilginin dışında da farklı bilgiler veriyor. O yüzden yine bir grafik yapımı aşamasını da öğrenmemiz gerekiyor arkadaşlar. Şimdi grafik yapısı ise aslında yine ana olarak iki farklı grafik yapısında işlemlerimizi gözlemleyebiliyoruz veya durağanlık yapısını gözlemleyebiliyoruz. Bunlardan ilki bildiğimiz çizgi grafik yöntemi arkadaşlar. Diğeri ise otokorelasyon ve kısmi otokorelasyonu grafik haline getirdiğimiz koregram yapısı adını verdiğimiz bir yapı arkadaşlar. Öncelikle süreç için bir zaman serisine ihtiyacımız var. Bunun için arkadaşlar Finans Yahoo sistemi içerisinde bir API var. Şöyle terminal kısmına geldikten sonra şöyle terminalimizi açalım. Pip install y finance yani Yahoo Finans yapısını yazacağımız bir yapı. Bunu ben de yüklü olduğu için direkt yerini gösteriyor ama sizin de yüklemeniz gerekiyor arkadaşlar. Yahoo Finans sistemi içerisinde özellikle hisse senedi yapılarının bilgilerini alabileceğimiz bir API kaynağı. Örneğin öncelikle bir BIST 100 üzerinden ilerleyelim. Bunun için ne yapmam gerekiyor? Import y finans s yf kısaltmasıyla işlemime başlayabiliyorum. BIST isimli bir değişken tanımlıyorum ve yf.download ismiyle fonksiyonuyla daha doğrusu işlemi çalıştırıyorum. Tickers dediği yapı hangi hisse senetleri veya işte endeks vesaire bunların kodunu istediği kısım. BIST 30 XU 100 nokta IS şeklinde geçer Yahoo Finans'ta arkadaşlar. Diğer kısım ise şu şekilde start ve end aralığı verebilirsiniz. Bunun dışında ben start veya end aralığı kullanmayacağım diyor iseniz mesela öncelikle bir periyot yapısı verebilirsiniz ki mesela 2 yıllık bir periyodu istiyoruz. Bunun yanına ise arkadaşlar aralık interval yapısı bunu da mesela 1D yazarak yani one day bir günlük bir interval aralığında 2 yıllık bir endeks değerini almak istediğimi söylüyorum. Print BIST yazdığımda artık çağırmış olduğum XU 100 yani BIST 100 endeksinin 2 yıllık periyodu içerisinde günlük olarak veren veri setine bu şekilde ulaşabiliyorum. Görmüş olduğunuz gibi açılış kapanış yüksek, düzeltilmiş kapanış ve hacim bilgileri hakkında yine bizlere bilgi veren bir data frame yapısı geliyor arkadaşlar. Öncelikle şuradaki date yapısı dikkat ederseniz bir indeks yapısında kendisi otomatik olarak indekslenerek gelmiş. Eğer böyle olmasaydı biz indeks halinde çevirecektik. Tabii ki öncelikle yapmam gereken bu bir tarih mi? Yani gerçekten Python'ın anlayabileceği bir tarih biçimi mi? Ona bakalım. Type yapısı üzerinden BIST.index diyorum. Ve çalıştırdığımda bakalım bir datetime yapısını bana döndürecek mi? Bunu kontrol edelim. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar bir datetime index yapısı içerisinde karşıma geldi. Bu noktada herhangi bir düzeltme işlemine artık ihtiyacım yok. Bunun dışında eksik gözlem değerim var mı? Buna bakalım. BIST nokta is null nokta sum diyorum. Şunu da şöyle kapatalım ve çalıştırma işlemini yapalım arkadaşlar. Herhangi bir eksik gözlem değeri hepsinde sıfır olduğu için herhangi bir eksik gözlem değerimiz yok.
Şimdi ne dedik? Durağanlık yapısını bugün grafik üzerinde görmeye çalışacağız. Bu yüzden bana bir grafik yapısı gerekiyor. Import matplotlib yapısından faydalanalım arkadaşlar. Pyplot splt diyelim. Yapı içerisinde close'u kullanacağım. Yani kapanış değerleri üzerinden görselleştirmeye çalışacağım. Bist close dedikten sonra bir pilot diyorum ve plt.show diyerek arkadaşlar elde etmiş olduğum veri setini basit bir çizgi grafik yapısında görmeye çalışacağız şimdi. Şimdi görmüş olduğunuz gibi date'ler, buradaki birimler ve 2 yıllık bir süreci günlük grafik olarak karşıma çıkartan bir ana yapıdan bahsediyoruz. Şimdi bu seri durağan mı? Şimdi durağanlığı hatırlarsak arkadaşlar, ortalamanın, varyansın ve otokovaryans yapısının aslında zamandan bağımsız olduğu varsayımı üzerinden ilerlediğimizde zaten ilk olarak bir trend yapısı olduğu için ortalama değerleri her bir zaman içerisinde bir değişikliğe gidiyor. Yani zaten bu yapıda görmüş olduğunuz gibi bir trend var. Bir mevsimsellik yapısı da olabilir veya başka bir şey de olabilir. Önemli olan nokta ortalamanın, varyansın ve otokovaryans yapısının değişikliğinin aslında varsayımlarını bu göz ucuyla kontrol edebilmek. Zaten kafadan baktığınız zaman ortalama değerlerin, yani şuradaki ortalamanın, buradaki ortalama, buradaki ortalama, buradaki ortalama, yani bir trend olduğu için zaten ortalama yapısı sabit değil. Yani bu durumda bile aslında serinin ben durağan olmadığını net bir şekilde gösterebiliyorum arkadaşlar. Şimdi bununla ilgili şöyle küçük bir görsel yapımız var arkadaşlar. Bu noktada 3, 6, 9 tane grafik var. Şimdi bu grafikler üzerinden mesela yine bir çizgi grafik yapısı olduğu için bunu sizlere göstermeye çalıştım. Örneğin trend yapılarının olduğu görsel yapıları ortaya çıkartabiliriz. Yani mesela şimdi şurada görmüş olduğunuz gibi bu noktada bir A grafiğinde bir trendin zaten olduğunu görüyoruz. Bakın zaten buradan da yukarı doğru ilerliyor. Başka trend nerede var diyebiliriz. Mesela C grafiğinde görebiliyoruz trend yapısını. Şöyle aşağı trend, şöyle yukarı trend. Başka trend, burada ufak da olsa bir trend yapısı var ama tam güvenilir bir trend yapısı diyemeyiz. Onun dışında E'de net şekilde görmüş olduğunuz gibi aşağı yönlü bir trend yapısı var arkadaşlar. F'de yine görmüş olduğunuz gibi şu şekilde ilerleyen bir trend yapısı var. G'de yok gibi bir trend, H'da da yok gibi, I'de zaten çok net bir şekilde var. Görmüş olduğunuz gibi aslında çizgi grafik üzerinden trend yapılarını net bir şekilde görebiliyoruz. Onun dışında mesela mevsimsellik var arkadaşlar, biliyorsunuz mevsimsellik gözüken hangi grafikler olabilir? Mesela D'de olabilir arkadaşlar. Zaten yıllık bir yapı. Şöyle baktığınız zaman yıl içerisindeki aynı periyot yapılarını tekrar eden yapılar olabilir. E'de herhangi bir mevsimsellik şu anda gözükmüyor. Ama en kolay trendi net bir şekilde görebilirsiniz. Yani o çok net bir şekilde gözükür. Onun dışında F yapısında bir şey gözükmüyor. Ama mesela I'de kesinlikle var. Görmüş olduğunuz gibi şu periyot yapılarını görüyorsunuz. I'de kesinlikle bir mevsimsellik olduğu net bir şekilde gözüküyor arkadaşlar. Veya bu yapıda, yani I'de değişen varyans da çok net şekilde gözüküyor. Şöyle baktığınız zaman varyans aralıklarının nasıl büyüyerek ilerlediğini, küçükten büyüğe doğru nasıl ilerlediğini görebiliyoruz. Yani varyansın değişikliğini de bu şekilde net bir şekilde görebiliyoruz. Durağan olarak gözlemleyebileceğimiz mesela şu B olabilir arkadaşlar. Şurada bir yapı oluşmuş ama onun dışında şöyle bir ortalama çizdiğiniz zaman ortalama takibi var. Varyans takibi var. Yine otokovaryans yapısı da benzer. Mesela B yapısı diğerlerine göre daha net bir şekilde durağanlık gösterebiliyor. Onun dışında başka G belki söylenebilir. Yine buralarda şöyle bir aralık içerisinde hep dönüş noktaları dikkat ederseniz aynı. Şuraya bir ortalama çizsek ortalama etrafında dolanıyor. G'de de yine bir durağanlık sezilebiliyor arkadaşlar.
Yani kısacası çizgi grafik üzerinde de biz basit yorumlar yapabiliyoruz arkadaşlar. Yani bir trendin, bir mevsimselliğin, bir değişen varyansın olduğu yapıların biz zaten durağan olmadığını net bir şekilde görebiliyoruz, yorumlayabiliyoruz. Ama dediğim gibi mesela en net durağanlık yapısı şu anda B'de gibi gözüküyor. B grafiğindeki gibi gözüküyor. Tabii ki dediğim gibi bunlar istatistiksel olarak da test edilmesi gereken yapı. Biz sadece basit olarak bir çizgi grafik üzerinde nasıl yorumlayabiliriz bunları? Bunu göstermeye çalıştım. Diğer durağanlık tespiti için kullanacağımız yapı ise yani grafik yapısı ise yine korelasyonlar yani otokorelasyon ve kısmi otokorelasyonları görselleştirme yöntemi. Bunun için ise arkadaşlar STATS model üzerinden bu işlemi gerçekleştirebiliyoruz. STATS models dedikten sonra grafikleri çağırıyoruz. Buradan TS plots dediğimiz aslında time series analysis yani zaman serisi analizi plotlarından alıyoruz. Import dedikten sonra öncelikle bir ACF otokorelasyon, bir de yanına isterseniz kısmi otokorelasyon pilotlarını yani grafik yapılarını alalım. Şimdi şöyle isterseniz ikisini birlikte yapmaya çalışalım. Bir figür oluşturalım. Bir de AX1 ve AX2 olsun ve bunlar eşittir. PLT nokta subplots iki tane grafik yapacağım için şöyle 2'ye 1 olsun arkadaşlar. Sonra diyorum ki pilot ACF yani ACF yapısı otokorelasyon yapısını alacağım. Bunu ilk olarak göndereceğim Bistin Close yani bunu görselleştirmeye çalışıyorum. Bunun üzerinden otokorelasyonu görselleştirmeye çalışıyorum. Bistin Close'u aldım. Sonra ben Lux yapısını vermem gerekiyor. Yani ne demek bu? Gecikme. Ne kadarlık bir gecikme yapısı kullanacağımı göndermem gerekiyor. Bunu bir önceki videoda aslında söylemiştim. Veri setinin dörtte biri kadar yine kullanılan aktif olarak bir standart demeyelim de genellikle kullanılan bir yöntemdir dörtte biri. Mesela burada da len Bist yapısının uzunluğunu 4'e bölerek işlemimizi yapabiliriz. Daha sonra aks yapısını ise aks1 olarak gönderelim. Yani şurada oluşturduğumuz aks1'i buraya gönderelim. Şunu aldım. Şuradan kopyala yapıştır dedim arkadaşlar. Bir de kısmi otokorelasyon için bu işlemi gerçekleştireyim. Bunun da aks2 değerini gönderelim. Daha sonra plt nokta show diyerek artık otokorelasyonları da grafik haline dönüştürme işlemimizi gerçekleştirelim arkadaşlar. Çalıştırsın bakalım. Nasıl bir sonuç karşımıza çıkacak birlikte bakalım. Görmüş olduğunuz gibi yukarıda otokorelasyon, altta da kısmi otokorelasyonun gecikme sayısına göre yani bizim verdiğimiz gecikme sayısına göre ki 4'te biridir o. Onu direkt mesela buradan stabil standart da verebilirsiniz. Mesela EVS gibi programlarda 36 gibi standart bir sayı da yine takip edilebiliyor. Daha net bir şekilde görebilmek için 36 değerinde yine verebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi çalıştırdığımız zaman yapı içerisine ama bir önceki daha iyi sanki görsel yani anlatacaklarımı daha iyi gösterecek. O yüzden şöyle biraz daha seriyi daha fazla geciktirme işlemi yapalım arkadaşlar. Şimdi yukarıda otokorelasyon, altta da kısmi otokorelasyon yapımız var. Bu yapılar aslında otokorelasyonun ve kısmi otokorelasyonun değerleri. Yani ne demek aslında? Örneğin şuradaki değer sağ alta çıkacak şimdi. Bakın şimdi getirdiğim zaman sıfır değerinde yani x'in sıfır değerinde şöyle tam getiremiyorum ama önemli değil. X'in sıfır değerinde almış olduğu y'nin otokorelasyonu 1 olması lazım. Görmüş olduğunuz gibi aslında bu değeri 1. Ben tam 0.06'dayım x'te o yüzden tam getiremedim. Bakın 0.03 0 için y'nin 1 olduğu ortaya çıkıyor. Yani ne demek aslında? 0 gecikmede otokorelasyonun 1 olduğunu zaten biliyoruz. O yüzden bu grafikte şu ilk kısmı bizim için çok önemli değil. Bunu Python bize görselleştirirken bunu da veriyor arkadaşlar. İkincisi diğerleri için aslında x'in yani x dediğimin gecikmeye karşılık olarak hangi otokorelasyon değerine sahip bunu bize gösteren yapı arkadaşlar.
Şimdi bu yapı üzerine aslında çok fazla şey konuşulacak, konuşacağız da zaten. Bu yapının biraz önce sizlere göstermiş olduğum trend barındırması, mevsimsellik barındırması gibi yapıları biz bu grafik üzerinden de yine çözümleme işlemini yapabiliyoruz. Ama şu anda erken olduğu için o tarafa girip de kafa karıştırmak istemiyorum. Şimdi bu yapının aslında durağan olmadığını, yine zaten biz çizgi grafikleri bir trend yapısı olduğunu söylemiştik. Burada da yine aynı şekilde bir yapı görmüş olduğunuz gibi bir azalma, yani otokorelasyonda bir azalma yapısı var. Şimdi bu şekilde, yani azalan bir yapıda bir otokorelasyon yapısı var ise bu zaten genellikle durağan olmayan bir zaman serisinin otokorelasyon hareketi olarak yorumlanabilir. Arka taraftaki şu yapılar ise bir güven aralığı sınırı içerisinde kalan bir yapı arkadaşlar. Üst kısımlar görmüş olduğunuz gibi pozitif otokorelasyonu, alt kısma düşenler ise negatif otokorelasyonu bize veren yapılar. Şimdilik bilmemiz gereken nokta, yani bu grafikler üzerinde şimdilik şu anda bilmemiz gereken nokta, otokorelasyon yapısının bu şekilde zirveden aşağıya doğru inmesinin durumunun bir durağanlık göstergesi olmadı. Yani serinin durağan olmadığını bize söyleyen bir yapı arkadaşlar. Bu grafik sürecini ayrı bir video ile zaten işleyeceğim. Çünkü trend barındırıyor mu, mevsimsellik barındırıyor mu veya daha sonra göreceğimiz bazı modeller buna uygun mu gibi yorumları ayrı bir şekilde yapacağız. O yüzden oraya gelmediğimiz için şu anda konumuz durağanlık tespiti olduğu için yapıda sadece burayı göstermem yeter arkadaşlar. Güven aralığı dışına taşma durumu ve daha da önemlisi bir yukarıdan aşağıya doğru azalma durumu arkadaşlar. Aslında serinin durağan olmadığını hatta trend barındırdığını bize söyleyen bir yapı. Dediğim gibi trend, mevsimsellik gibi yapıların otokorelasyon hareketlerini yine birlikte ayrı bir videoda incelemeye çalışacağız. Şimdi yapıyı grafikleştirmeyi öğrendik. Bir çizgi grafik üzerinde bir basit de olsa bir yorum yapmayı öğrendik arkadaşlar. Bir trend, bir mevsimsellik yapısının serinin durağan olmadığını aslında ortaya çıkartan bir yapı olarak öğrendik. Bunu da yine bu şekilde şöyle inceleyebilirsiniz. Bunun dışında otokorelasyonun bu şekilde azalma sürecinde olmasının serinin durağan olmadığını gösteren ki bunu aslında arkasında yatan mantığı da anlatacağım ama şu anda girersem kafalar karışmasın. Basit basit en basit şekilde ilerlemeye çalışıyoruz şu anda. Tek amacım o. Çünkü ilerleyen süreçlerde konular biraz daha zorlaşacak. Biraz daha farklı şeyler devreye girecek. O yüzden kafa karıştırmaya gerek yok arkadaşlar. Dediğim gibi bu yapıyı biz bu iki grafik yapısını sadece durağanlıkta değil seri model yapıları içerisinde de aktif olarak kullanacağız. Yani aslında şu anda yaptığımız serimizi bir ön sezgi gibi düşünebilirsiniz arkadaşlar. Basit yorumlar yapıyoruz. Durağanlık testlerini yine bir sonraki videoda işleyeceğiz ve genellikle de bir serinin durağan olup olmadığı o testler ile aslında en güvenilir şekilde ortaya çıkıyor. Ama grafik üzerinde de bu şekilde basit yapıları yorumlayabiliyoruz arkadaşlar. Dediğim gibi otokorelasyon gecikme sayısına karşılık serinin kendisi ile olan korelasyon yapısı. Partial dediğimiz yani kısmi otokorelasyon ise aradaki yapıların sabit olarak kabul edildiği yani dışlandığı durumdaki otokorelasyon yapıları arkadaşlar. O zaman çok fazla uzatmayalım. Bir sonraki videomuzda bu işler istatistiki olarak nasıl test ediliyor bunu birlikte görelim arkadaşlar. O zaman bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle diyelim efendim. Hoşça kalın.